Ya şimdi şöyle, bizim yapacağımız bir etkinlik yok. Sadece yöneleceğiz, fenerimizi yakacağız, bu kadar, başka bir şey yok. Başka bir şey yok. İyi ama bir şey yapmıyoruz ki. Bu sizin de bayramınız, bizim de bayramımız. Sonuçta 30 Ağustos hepimizin bayramı. Onun için bir şey yok ortada. Ya şimdi biz taşkınlık yapmayacağız, bir etkinlik yapmayacağız. Yapacağımız üç tane... Sayın Valimiz de görüşürüz. Nasıl bir sıkıntı? Bir sıkıntı. Şöyle şöyle. Nasıl ahi günlerinde fenerimizi çok dışında yakacağız, başka bir şey yapacağız. Sadece bunu yakacağız. Yakmasına da mı izin vermiyorsunuz? Abi dik tutma olmaz. Yakacak tutun, dik tutun. Çünkü bu Türkiye'nin genelinde 30 Ağustos'u kutlamamız lazım. Siz de bu ülkenin vatandaşısınız. Bu ülkenin vatandaşının hepsinin 30 Ağustos'u kutlama yetkisi var. Hakkı var. Yapmayın lütfen. Biz taşkınlık yapmayacağız. Taşkınlık yok. Taşkınlık yok lütfen. Lütfen. Sadece adım atacağız, oraya kadar gideceğiz, taşkınlık yapmayıp bitireceğiz. Tamam? Ya ama bunu siz izin vermezseniz bu olmaz. Ya ama 30 Ağustos kardeşim, yani 30 Ağustos'u nasıl kutlayalım? Ama zamanında 30 Ağustos'u kutlamadık. Bu lütfen, lütfen, lütfen. Bir dakika. Ortalığın gerilmesine izin vermeyin. İzin vermeyin. Sadece meşalelerimiz yanıyor. Yok yok, meşalelerimiz yanıyor. Başka bir şey yok. Bir şey yapmayacağız. Yapmayacağız. Bu doğru bir talimat değil ki. Biz taşkınlık yapmıyoruz. Biz diyoruz ki bu 30 Ağustos'u hep beraber kutlayacağız. Sadece yaptığımız bu. Başka bir şey de yapmıyoruz. Bunun bir zararının olmayacağını düşünüyorum. Ne zararı olacak? Terör faaliyeti değil. Herhangi bir faaliyet değil. Yapmayın şunu Allah aşkına. Ama yani hep beraber, ya bu milletin hepsinin 30 Ağustos'u kullanma hakkı var. Hepsinin kutlama hakkı var. Senin de hakkın var, benim de hakkım var. Hepimiz Atatürk'e bir borcumuz var. Yapmayın şunu. Bu akşam bu etkinliğe müsaade... Şuraya kadar yürüyeceğiz. Sadece bunu yakacağız. Elimizde bu olacak, bu kadar. Başka bir şey yok. Tatsızlık yaşanmasın. Şimdi arkadaşlarım da oldu. Ya ama bir tatsızlık yaşamayacağız ki. Bir şey yok. Hiç kimse taşkınlık yapmayacak. Siz bundan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar, sana mesafeye uyuyalım arkadaşlar. Ya şimdi... Müdahale etmek zorunda kalın. Müdahale edeceğiz. Biz slogan atıyoruz ki. Arkadaşlar, biz slogan atmıyoruz. Biz slogan atıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu ülkenin ulusal bayramının özgürlüğüdür. Bu ülke eğer özgürse, ulusalsa 30 Ağustos bayramını biz kutlamak zorundayız. Siz de kutlamak zorundayız. Bizim Atatürk'e borcumuz var. Şimdi yürüyüş onu yapalım hadi. Biz eylem yapmıyoruz. Slogan atmıyoruz. Eylem yok, slogan yok. Yürüyoruz. Yürüyoruz ama oraya tutmuşsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Ama partinin önü yapmayın. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Yapmayın. Yani bu ülkenin her tarafında oluştu. Yapmayın şunu. Biz şehri kurtaracağız. Kimseni galyana getirmeyeceğiz. Sadece bu. Ya bizi joplamak istiyorsanız buyurun joplayın. Böyle bir durumumuz yok ki. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 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 Şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramı bu ülkenin milli bayramıdır. Biz herhangi bir şey yapmayacağız. Buradaki insanları gerersiniz. Gerek yok. Gerek yok. Biz sadece geçeceğiz, bitecek. Bitecek. Arkadaşlar, yapmayın. Biz onu yapmayacağız.
istemiyoruz. Sadece istediğimiz şey 30 Ağustos Zafer Bayramı bu ülkenin milli bir bayramıdır. Bu bayram kutlanmalıdır. Bu bayram için sadece yaptığımız meşale. Olmaz. Arkadaşlarımız çok yanaşma. Mustafa Kemal'in hepsi askeri. Çok yanaşma. Tamam.
arkadaşların önüne geçin. Tamam. Arkadaşlar önüne geçin. Diğer arkadaşlar geçin. Sizleriz başkan. Sizler sizi diyor. Tamam. Beş tane. Beş tane meşale. Şikayetçi olurum sende. Şikayetçi olurum. Kolbana git.
23 Nisan'da pandemi koşullarında balkonlarda kaldık. Dedik ki evet enfeksiyon var dedik. Sonra 19 Mayıs'ta balkonlarda kaldık. Dedik ki enfeksiyon var dedik. Ama 15 Temmuz'da herkes sokaklardaydı. Bu polisler neredeydi acaba? Bu polisler neredeydi? Bir sürü insan enfeksiyon kattı. Herkes iç içeydi ve herkes Covid'den nasibini aldı. Ama biz sadece 30 Ağustos'u kutlamak için buradayız. Ulusal engellemeliğimizin, ulusal bağımsızlığımızın sadece simgesi olan 30 Ağustos'u hep beraber kullanmalıyız. Hep beraber kutlamalıyız. Buradaki polis arkadaşlarım da, buradaki güvenlik güçlerinde Atatürk'e bir borcu vardır. Bu ülkenin kurucu değeridir.